Ben Gvir'in bir yani bu işte gidecek, gitmeli, hani iğreniyoruz falanın karşısında İsrail hükümetinde, ki Biden da bunu söylemişti, işte Netanyahu ben seni tanıyorum Bibi, işte yani 50 yıldır gayet iyi biliyorum ne olduğunu ne olmadığını, bak sen değişmelisin ve kendi kabinendeki aşırılık yancılarını, bunları mutlaka değiştirmelisin. Bu İsrail tarihindeki en aşırılık yansı bir hükümet demişti. O zaman da iki bakanı işaret ediyordu bayağı. İsimlerini de verdi gayet net. İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir. Şimdi o iki isim ne yapıyor bütün bunlar olup biterken? Onlar tehdit etmeye devam ediyor. Soykırım suçunu işleyen Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı bakanlarının son tehdidi yine sosyal medya platformundan geldi. Ben Gvir, ordunun 1,5 milyondan fazla zorla yerinden edilmiş Filistinli'nin sığındığı Gazze şeridinin güneyindeki Refah bölgesine saldırmaması durumunda başbakanlığın sona erer ey Netanyahu diye seslendi. İşte Ben Gvir'den gelen o mesaj. Sosyal medya hesabından paylaştı. Şöyle söylüyor. Evet, yanlış bir çeviri varmış. Yani çevrilmemiş haliyle verin arkadaşlar. Sadece bir imaj olarak versek de olur. Ben nasıl olsa doğrusunu vereceğim. Eğer başbakan Hamas'ı yenilgiye uğratmak için Refah'a kapsamlı bir saldırı düzenlemeden savaşı bitirmeye karar verirse artık başbakan olarak görev alacak yetkisi kalmaz. Ben Gvir sosyal medya hesabından şöyle söylüyor, tekrar edelim. Eğer başbakan yani Netanyahu Hamas'ı yenilgiye uğratmak için Refah kapsamlı bir saldırı düzenlemeden savaşı bitirmeye karar verirse, buna kalkışırsa başbakan olarak görevde kalamaz. Dağıtırım diyor yani. Tehdit ediyor. Şimdi içeride de böyle bir baskı var. Yani eğer şu anda hükümetin düşürülmesiyle bu sonuçlanırsa Netanyahu da tabii ki işine gelmiyor. 1 Nisan'da giriştiği çifte saldırı demiştik. Bakın hafta sonunda bir değişik yani gelişmeler oldu. Onu da Eray hocamıza sorarak devam edeceğiz. Şimdi hafta sonunda ne oldu? 1 Nisan'da çifte saldırı vardı. Yani sanki bütün tuşlara basmış gibiydi Netanyahu. Kaos çıkarsın. Hani Biden'ın, Amerika'nın bu savaşın dışında kalma olasılığı kalmasın diyerek yaptığı iki son derece ileri olan saldırı. İsrail ordusu 1 Nisan'da yani İran İslam Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünde Şam'daki İran konsolosluğuna saldırı düzenledi malum. İkisi general. 7 devrim muhafızları ordusu mensubu öldürüldü. Ve aynı gün çatışma olmayan, Gazze'nin çatışma olmayan bir bölümünde de Uluslararası Yardım Kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı WCK'in konvoyu hedef alındı. Orada da 7 yardım görevlisi katledildi. Nihayet bunlar bardağa taşıran damlalar olmuş gibi görünüyor. Özetleyelim, yani Netanyahu ilk kez ciddiye yakın bir ateşkes baskısı altında kalmış olabilir. Öncelikle saldırıda vatandaşlarını kaybeden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Netanyahu'ya telefon açtı. Olayın aydınlatılmasını ve derhal izahat istedi. Netanyahu'ya telefon açan bir diğer isim Joe Biden'da Gazze'de acil ateşkesin şart olduğunu ve İsrail'in gecikmeden anlaşmaya varması gerektiğini söyledi. İran'dan da peş peşe intikam mesajları ve İsrail yaptığına pişman olacak açıklamaları geliyor. İran'ın Umman aracılığıyla bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ne tek bir koşulla İsrail'i doğrudan vurmam, o da Gazze'de derhal kalıcı ateşkes ilan etsin ve Refah'a saldırmaktan da vazgeçsin. Tahran'da böyle bir koşulu Amerika'ya iletti deniliyor. Aksi takdirde diyor Tahran, Siyonist İsrail'e doğrudan saldıracağım. İşte bu gelişmeler ardından İsrail cephesinde hafta sonunda dikkat çeken ve izaha muhtaç gelişmeler var demiştik. Öncelikle yüz binlerce kişinin Netanyahu'yu istifaya çağıran protestolarını aktardık. İsrail ordusu ise ani bir kararla 4 aydır taş üstünde bırakmadığı Han Yunus'taki birliklerini geri çektiğini duyurdu. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ilk kez Amerika'nın da veto etmediği ateşkes kararı ardından 26 Mart'ta Katar'da devam eden ateşkes ve takas müzakerelerinden çekilen İsrail bir anda yine bu hafta sonunda Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden başlayacak müzakerelere bir heyet gönderme kararı aldı. Bugünün soruları net. Netanyahu'nun saldırganlığına dur deniliyor mu? Biden'ın Ramazan'da olacak dediği ateşkes bir ay daha süren katliam ardından acaba Ramazan bayramında gelir mi? Eray Hocam ne diyorsunuz? Bunların birbirine bağlantısı var mı? İran'la o yardım kuruluşuna aynı günde saldırı düzenleniyor ve hafta sonunda da yani bir anda ben Han Yunus'tan çekiliyorum, Kahire'ye müzakere için heyet yolluyorum falan bir baskı kurulmuş olabilir mi? Baskı var. Baskı bizim adamlarımızı niye vurdun diyen İngiltere'den var. Tabii. Yani Filistinlileri niye vurdun diyen yok. Avrupa'da bu karıştırılmasın. Yani vesile olur mu peki? Artık. Yani çok mümkün değil efendim. Onu size söyleyeyim ama bir önceki konuyla ilgili de şunu söylemem lazım. Şu anki İsrail yönetimi çıkmaz bir yolda. Yani sahanın dili onların söylediği gibi söylemiyor.